TRT 24 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı "Cinayeti kameralar gördü ama" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yazıya bir hatırlatmayla başlayayım. Türkiye 15 Temmuz 2016'da yaşanan şüpheli askeri hareketliliğe olağanüstü şartlarda gitti. Öyle ki 2015 Ekim'inden başlayarak 2016 Haziran sonuna kadar olan dönemde üst üste büyük terör saldırıları oldu. Mesela 10 Ekim'de Ankara tren garı saldırısı oldu ve 109 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her şeyiyle şüpheli bir saldırıydı ve maalesef doğru dürüst soruşturma, yargılama bile yapılmadı. 23 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kayıp, 12 Ocak'ta İstanbul Sultanahmet 13 kayıp, 13 Ocak'ta Diyarbakır Çınar 6 kayıp, 17 Şubat Ankara Merasim Sokak 29 kayıp, 13 Mart Ankara Kızılay 37 kayıp, 19 Mart İstanbul İstiklal Caddesi 4 kayıp, 31 Mart Diyarbakır Otogar 7 kayıp, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 3 kayıp, Bağlar 3 kayıp, İstanbul Vezneciler 7 kayıp, Mardin Midyat 7 kayıp ve en önemlisi 28 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı oldu. 44 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıdan bir hafta sonra 4 Temmuz'da MİT kaynaklı, gizli ve ivedi bir istihbarat notu tüm askeri birliklere dağıtıldı. Bu rapora göre IŞİD saldırısı bekleniyordu. Muhtemel hedefler listesi de hayli geniş tutulmuştu. Türkiye bir yere hazırlanıyordu ve çok geçmeden bunun ne olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz. Bu köşeyi takip edenler bilir. Şu ana kadarki araştırmalarıma göre 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, dört dörtlük bir istihbarat operasyonuydu. Bizzat Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar üçlüsü tarafından kurgulanıp, TSK içinde ve daha önce emekli olmuş Ergenekoncu kadroların desteğiyle hayata geçirildi. Bunu söylerken şu noktayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Gerçekten de o akşam darbe yaptığını sanarak sokağa çıkan az sayıda asker vardı. Boş havuzu atladıklarını fark ettiklerinde iş işten geçmiş, tuzağa düşmüşlerdi. Ayrıca Türkiye son 6 ayda büyük terör saldırıları yaşadığı için terör riski denilerek askeri sokağa çekmek kolay olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Eğer mahkeme ifadelerine bakarsanız bunu net olarak görebilirsiniz. Birbiriyle ilgisi olmayan rütbe ve konumdaki askerlerin hepsi terör riski nedeniyle göreve koştuklarını anlatıyorlar. Bugüne kadar ne Erdoğan rejimi ne de gizli açık destekçileri bu gerçeği dikkate almamıştı. Ancak yakın zamanda ilginç bir gelişme oldu ve Oda TV birçok askerin emir komuta gereği ya da terör tehdidi var diye sokağa çekildiğini, bu askerlerin harbiyeli öğrencilerin darbeci diye yargılanamayacağını yazdı. Gerçek niyetleri başka olsa da 4 yıl sonra bu noktaya gelseler de önemli bir aşamaydı. Askeri öğrencilerin, alt rütbeli subay, az subayların terör riski nedeniyle sokağa çekildiği gerçeğini göz ardı etmek, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemekle eşdeğer. Bu noktada çok önemli bir gelişme oldu. 669 sayılı KHK ile ihraç edilen Jandarma Yüzbaşı Ümit Berber, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Video, 16 Temmuz sabahı Jandarma Nizamiyesi'nde çekilmiş. Güvenlik kameralarında Yüzbaşı Yasin Özdemir ve erlerin elleri havada ve yarı çıplak vaziyette teslim olmak için kapıya yürüdükleri gözüküyor. Ellerinin havada olması, yarı çıplak olmaları net bir şekilde tehlike arz etmediklerinin delili. Yani onları gören kolluk gücünün kontrollü bir şekilde gözaltı işlemi yapması gerekirdi. Ancak öyle olmuyor. En önde dışarı çıkan Yüzbaşı Yasin Özdemir, hedef gözetilerek vuruluyor. Otopsi raporuna göre boyun ve göğüs bölgesinden 4, karın bölgesinden 2 kurşunla vurulmuş. Bir kurşun da sıyırarak geçmiş. Yani elleri havada dışarı çıkan Yasin Özdemir infaz edilmiş. Bu işlemin hukuktaki karşılığı cinayettir. Yasin Özdemir darbeci olsa bile, ki darbeci olduğuna dair en küçük bir işaret yok, infaz edilemez. Tutuklanıp adil bir şekilde yargılanması gerekirdi. Oysaki Yüzbaşı Özdemir'in girişte bahsettiğim terör tehdidi emri nedeniyle birliğine geldiği yönünde ifadeler var.
Zaten güvenlik kameraları kayıtlarına göre 15 Temmuz akşamı 23.13'te Kışla'ya geliyor. Bütün gece karargahta kalıyor. Herhangi bir çatışmaya katıldığına dair de veri yok. Kaldı ki ifadelerde net olarak görüleceği üzere jandarmayı kuşatan polis özel harekat ve jandarma özel harekat timleri kimsenin çıkışına izin vermemişti. Yüzbaşı Yasin Özdemir'i öldüren mermilerin zırhlı polis aracından geldiğine dair deliller ve hatta polis aracının plakasına kadar dosyada mevcut ama 4 yıldır bir işlem yapılmadı. Yazının ilerleyen bölümlerinde başka örnekler de vereceğim. Şu aşamada Yüzbaşı Yasin Özdemir'den devam edelim. Yasin Özdemir'in otopsi raporunda da açıkça görülebileceği gibi vücudunda 6 mermi girişi var. Ancak Özdemir'e otopsi yapıldıktan 5 ay sonra 14 Şubat 2017'de Ankara Emniyet Müdürlüğü raporunda Yüzbaşı Özdemir'in vücudundan sadece bir mermi çıkarıldığı, onun da balistik açıdan teşhis ve tespite uygun olmadığı iddia edildi. Yani açıkça cinayetin üstü örtülmüş. Oysaki 15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı etrafında hem polis hem jandarma keskin nişancılarının olduğu şüpheye gerek bırakmayacak kadar net. Bilindiği gibi İstanbul Boğaz Köprüsü'nün kulelerinde keskin nişancıların olduğu iddiası uzun süre konuşulmuştu. Benzeri bir durum Ankara'da söz konusu. Jandarma Genel Komutanlığı civarına yerleşen keskin nişancılara dair bir araştırma henüz yapılmadı. Oysa ki orada keskin nişancıların olduğu delilleriyle sabit. Kaldı ki JÖF timinin komutanı Yarbay İrfan Tüten de keskin nişancıların önceden yerleştirildiğini ifadesinde söylüyor. Zaten iddianamenin 91. sayfasında 3 adet keskin nişancının civardaki yüksek binalara yerleştirildiği, 652. sayfada ise polisle askerler arasında çıkan çatışmalarda darbecilerden öldürülenlerin olduğu anlatılıyor. Ayrıca dönemin polis özel harekat müdürü Eraslan Er, 30 Kasım 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Darbe Komisyonu üyelerine şöyle demiş. Jandarmadaki generalin bize söylediği Türkiye'deki darbe buradan yönetiliyor. Biz de ya Allah bismillah dedik, artık tepecilerimizle keskin nişancılarımızla ufak ufak avlamaya başladık hainleri. Çok sayıda müşteki de mahkeme ifadelerinde keskin nişancıları anlatıyor. Müşteki Muttalip Akpınar'ın ifadeleri 7 Şubat 2019 tarihli çözüm tutanağına şöyle yansımış. Ben tam sırtımı, caminin perde betonu var, perde betonun arkasına sırtımı dayadım. Ben göğsümde 5 tane kırmızı noktanın olduğunu gördüm. Tişörtüm de siyahtı. Bizi vuracaklar dedim. Bu esnada mahkeme başkanı Abdullah Köksal, nereden geliyor kırmızı ışıklar diye soruyor. Akpınar anlatmaya devam ediyor. Nereden geldiğini görmedim. Sırtım jandarma genel komutanlığına dönüktü. Yüzüm aşağı dönüktü. Ben koşmaya başladım ama ateş etmedi. Lazerin göğsümden geçtiğini gördüm. Bir başka örnek. 17. Ağır Ceza Mahkemesi müşteki Hülya Özsoy eşinin şehit oluşunu anlatıyor. Özcan Özsoy'un jandarmanın önünde başından yaralandığını, 4 ay tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiğini aktarıyor. Hakim, helikopter atışıyla mı şehit olduğunu sorunca Hülya Özsoy, "Hayır, keskin nişancı vurdu," diye cevap veriyor. Hakimin aynı minvaldeki sorularına çatıdan keskin nişancı atışıyla şehit olduğu cevabını veriyor. Ancak sonradan ilginç bir gelişme yaşanıyor ve Özcan Özsoy jandarma davasındaki maktuller arasından çıkartılıyor. Gerçekten de 15 Temmuz yargılamalarını yapan mahkemeler tam da Doğu Perinçek'in "yargı siyasetin köpeğidir" tanımlamasına uygun hareket ediyor. Sanıkların taleplerine cevap verilmiyor. Mahkeme başkanları alenen ihsası rey yapıyor. Yargılamalar evlere şenlik. Aynı kişiye ait iki farklı otopsi raporu bile var. Daha önce dosyada olan veriler sonraki duruşmalarda buharlaşmış. Mesela 15 Temmuz'un sembol olaylarından Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın yaralanması, koruması Hasan Gülhan'ın şehit edilmesinde kullanıldığı iddia edilen MP5 tabanca ortadan kaybolmuş. Artık silahın kaydı yok. Delil mahiyeti taşıyan önemli bir silahın kaydı siliniyor ve mahkeme sanıkların talebine rağmen silahın akıbetini araştırmıyor. Bir başka tuhaflık şöyle. Olay yerinden 377 kovan toplanmış.
bu kovanlarında 44 ayrı silahtan atıldığı kriminal raporla sabit. Ancak 26 rütbeli sanık var ve bu sanıkların dışında 18 silahın daha sahibinin olması gerekiyor. Ancak mahkeme bu 18 silahı araştırmıyor. Böyle olunca da kimin kimi vurduğu tespit dahi edilemiyor. Mahkeme dosyasında yer alan otopsi raporlarına göre Mustafa Avcı, Yakup Başıbüyük ve Ömer Takdemir'in vücudundan zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarılıyor. Aynı zamanda darbecilerin kullandığı zırhlı personel taşıyıcının üzerinde de zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarılıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü 9 milimetrelik zırh delici mermi TSK envanterinde yok. Sanıklardan Teğmen Necip Erkul, bu mermiyi Sarsılmaz, Yavuz 16, Kılıç 2000, Zigzaver, Ziganate, Baretta 16, MP5 ve suikast silahı Uzi tabancaları atabilir. Ancak 9 milimetrelik çelik çekirdeğin NATO kapsamındaki askeri personel tarafından kullanılması yasaktır ve birliklerde yoktur. O zaman nereden geldi bu 9 milimetrelik çelik çekirdekli mermi ve bu cinayetleri kim işledi? Bir başka soru işareti ise şu: şehitler Ümit Çoban, Medet Ekizceli ve Rüstem Resul Perçin'in vücudundan çıkan mermilerin faillerini bulmak için yapılan çalışmanın raporuna göre bu mermiler sanıkların silahlarından çıkmamış. Tüm silahlar toplanmış ve balistik incelemesi yapılmış. Ancak maktullerden çıkan mermiler bu silahlara ait değil. O zaman bu insanları kim şehit etti? Neden araştırılmıyor? Son derece makul bir soru ve büyük bir şüphe. Ancak mahkeme bu konudaki şüpheleri halen giderebilmiş değil. Düşünsenize, şehitlerden çıkan kurşunlardan bir kısmı TSK envanterinde olmayan silah ve mühimmata ait çıkıyor. Peki bu kişileri kim şehit etti? Birileri o gece daha çok kişinin hayatını kaybetmesi için sahaya mı indi? Sivil şehitlerden Ömercan Açıkgöz'ün dosyasına bakalım. 2 Ağustos 2016 tarihli otopsi raporuna göre ateşli silah yaralamasıyla hayatını kaybediyor. Otopsi raporuna göre vücuda 2 adet ateşli silah mermi girişi var. Mermilerden birisi vücuttan çıkmış, cesetten çıkarılan 1 adet deforma mermi çekirdeği savcıya teslim edilmiş. Yani elde 1 mermi çekirdeği de var. Ancak Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı'nın 14 Şubat 2017 tarihli raporuna göre bu bir mermi değil, metal parçası ve kesin tanı için yeterli değil denmiş. Aynı olaya dair 3. rapor olan 11 Şubat 2019 tarihli balistik raporunda ise mermi ya da metal parçası değil, nüve olduğu, teşhis niteliği olmadığı belirtilmiş. Basit bir teknik detay gibi gelebilir ancak unutmamak lazım ki mermi çekirdeği o merminin hangi silahtan çıktığının delilidir. Otopside mermi çekirdeği olan delil daha sonra metal parçasına, en sonunda da nüveye dönüşüyor. Ceset aynı ceset, delil aynı delilken bu değişiklikler nasıl oluyor? Eğer o çekirdeği kaybeder, raporları değiştirirseniz gerçekten o kişiyi öldüren kişi ya da kişileri de yargıdan kaçırmış olabilirsiniz. Sanıkların buna dikkat çeken tüm talepleri mahkeme tarafından geri çevrildi. Bir de cesetlerden kaybolan mermiler var. Yani vücuda giren ve çıkmayan mermiler bir süre sonra kayboluyor. Şehitlerden Erkan Er'in otopsi raporuna göre vücudunda 4 mermi giriş, 3 mermi çıkış yarası var. Doğal olarak cesette bir mermi çekirdeğinin olması gerekirdi. Ancak o mermi çekirdeği delil klasörlerinde yok. O mermi çekirdeği, merminin hangi silahtan çıktığının tespiti için önemli ama ortada yok. Otopsi raporuna göre çıkarılıp delil klasörüne konmuş. Sivil şehitlerden Battal İlgün'ün dosyasına bakalım. 35 yaşındaki Battal İlgün, abisi Erkan İlgün'ün anlatımlarına göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki çimlerde sabah namazını kılarken vuruldu. İlgün'ün otopsi raporuna göre öldürücü mermi sol omuz üst kısmından girip göğüs sağ meme bölgesinden çıkmış. Yani soldan gelen bir atışla vurulmuş. Bu ayrıntı çok önemli. Mahkeme dosyasında ayrıntılı kroki var. Kıbleye dönen birisinin Jandarma Genel Komutanlığı istikametinden sol omzundan vurulması mümkün değil. Merminin giriş açısına göre Atatürk Orman Çiftliği içerisinden ateş edilmesi gerekiyor. Üstelik İlgün'ün vücudundan çıkan mermi çekirdeği jandarma personelinin kullandığı silahlara ait değil. İlgün gibi çok sayıda şüpheli ölüm var mahkeme dosyalarında. Gerçi mahkemeler bu argümanların hiçbirisini dikkate almıyor. Oysa ortada temel bir şüphe var. Eğer bu kişi askerlerce vurulmamışsa
Kim vurdu? Mahkeme evrakları hayli ilginç detaylarla dolu. Mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki bölgede MOBESE kamerası yokmuş. Malum olduğu üzere bu bölge Türkiye'nin en iyi korunan yeri. Her yerde kamera olduğunu bilmek için uzman olmaya gerek yok. Ancak söz konusu MOBESE kayıtları mahkemeye getirilmedi. Sanıkların ısrarlı talepleri sonrasında Ankara Emniyetinden gelen yazıda bölgede MOBESE kameralarının 24 Ekim 2016 tarihinden sonra yerleştirildiği söyleniyor. Yani Ankara Emniyetine göre 15 Temmuz'da bölgede MOBESE kamerası yokmuş. Fakat ilginçlik burada bitmiyor. Sanıkların ısrarlı talepleri sonrasında 14 Ekim 2019 tarihli bir cevabi yazı geliyor. Daha önceki açıklamaların aksine emniyet ellerindeki görüntülerin arşivde olduğunu, istenmesi halinde verebileceklerini söylüyor. Oysa aynı emniyet daha önceki yazışmalarda o bölgeye ait MOBESE kaydı olmadığını açıklamıştı. Aradan geçen 3,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni çevreleyen kamera kayıtlarının hala mahkemeye ulaştırılmadığı bir yargılama var ve mahkeme karar aşamasına geldi. Görüldüğü gibi 15 Temmuz akşamı yaşananlar Erdoğan rejiminin dayattığı resmi söyleme zıt. Ortada gerçek bir darbe olmadığı gibi daha önceden hazırlıkları yapılan bir imha planı uygulamaya konmuş. Görev diye birliklerine çağrılan hiçbir şeyden habersiz askerler ve harp okulu öğrencileri keskin nişancılara, IŞİD sempatizanlarına yem edilmiş. 15 Temmuz öncesi kum dolu kamyonları bile düşünen iktidar, 15 Temmuz sonrası yasal düzenlemeleri de unutmadı. 696 sayılı KHK ile özel bir düzenleme yaptı ve katillere koruma dokunulmazlık getirdi. 24 Aralık 2017 tarihli kararname ile darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk getirildi. Kameraların önünde teslim olmuş askeri infaz edenler, silahsız harp okulu öğrencilerinin boğazını kesenler bu yasayla koruma altına alınmış oldu. Sizce uğruna özel KHK çıkardıkları katiller, kameraların kör ve sağır olduğu kuytu köşelerde başka hangi cinayetleri işlediler? Hiç düşündünüz mü? Diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.